damlıyor. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimiz'in Şemail-i Şerifi ile ilgili bir tasma yapacağız. Merhabalar değerli izleyiciler. KonTV ekranlarındayız ve bir hasbihal programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olması dileklerimle saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Bugün Profesör Doktor Caner Arabacı hocamızla inşallah Kudüs, Orta Doğu, Fahrettin Paşa ve en son olarak da milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir hasbihal yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi yakalamışken birçok konuyu gündeme aldık hocam. İnşallah hepsini konuşma imkanımız olur. Hocam İnşallah. Hemen başlayalım. Eyvallah. Ben şöyle başlamak istiyorum siz de uygunsa. Bizim olan Kudüs elimizden nasıl çıktı? İsrail Kudüs'ü nasıl oldu da işgal etti ve bugüne kadar bu işgal devam etti? Şimdi bu aslında hem bizim hem İslam dünyasının hem de insanlığın yarası olan bir konu. Evet. Aslında Kudüs bizim elimizden 1917 aralığında, tam 100. yılındayız şimdi, İngilizlerin eline geçti. Yahudilerin eline geçmedi. İngilizler yalnız Yahudilerle işbirliği halindeydi. Hatta Filistin cephesinde Yahudilerden 5000 kişi İngilizlerin safında bize karşı savaştı. Yani Birinci Dünya Savaşı sonunda mı bizim elimizden çıkmış oldu, İngilizlere geçmiş oldu? Evet. Birinci Dünya Harbi'nin son yılı. Sonunda. Hatta içimizdeki Yahudiler casusluk örgütleri kurarak, çeteler kurarak İngilizler hesabına çalıştılar. Özellikle Siyonist Yahudiler. Ama bizden şehri alıp işgal eden İngilizler de, hatta İngilizler o kadar işgali büyüttüler, anlamlandırdılar, yücelttiler ki kendi kafalarına göre Allenby Kudüs'ün işgalini Haçlı seferleri şimdi sona erdi diye dünyaya ilan etti. Yani bin yıllık bir hedefin, idealin... Yani hedef Kudüs'ü ele geçirmekmiş o zaman. Evet. Haçlı seferlerin hedefi oymuş. Evet, yani. Evet. Yani ilk Kudüs işgali biliyorsunuz 1099'da. Ondan sonra biz Kudüs'ü Selahaddin-i Eyyubi eliyle 1187'de kurtardık. 88 yıllık bir işgal dönemi yaşandı Kudüs'te. Ondan itibaren Kudüs sürekli bizim elimizde, Müslümanların elinde oldu. İslam medeniyetinin elinde yaklaşık 1300 yıl civarında, Müslüman Türklerin elinde de 1000 yıl civarında Kudüs durdu. Evet. Tabii bunun 401 yılı Osmanlı devrinde bizim elimizde oldu. Ya da himayemizde oldu, evet. Yönetimimizde oldu. 1917'den sonra İngilizler kanatları altında Kudüs, Filistin çevresinde Yahudi varlığını yeşerttiler, büyüttüler. Çünkü Kudüs'ün işgalinden hemen bir ay önce 2 Kasım 1917'de İngilizler Siyonistlere deklarasyonla, Balfour Deklarasyonu diye ünlü, bu çevrede bir yurt, milli yurt tanıyacağı vaadinde bulundular. O vaadi gerçekleştirmeye başladılar ve o zamanki Cemiyet-i Akvam, Birleşmiş Milletler henüz yok. Cemiyet-i Akvam'ın kararıyla Kudüs, Filistin bölgesi İngiliz mandasına verildi. Yani manda resmileşmiş oldu. 1947'ye kadar Kudüs ve çevresi İngiliz himayesinde, Yahudi gücü artırılan, Yahudi nüfusu çoğaltılan bir bölge oldu. Ama 1947'de Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Harbi'nden sonra bir kararı var. Kudüs Birleşmiş Milletler'in denetiminde, yönetiminde olacak. Bir Filistin,
devleti kurulacak, Arap Müslüman devleti. Bir de İsrail devleti kurulacak kararı aldı. Tabii bu karar İngilizlerin 14 Mayıs 1948'de çekildiği gün tek yönlü uygulandı. Yani İsrail devleti ilan edildi, kuruluşu ilan edildi. Ama bir türlü Müslüman devleti kurulmadı. Filistin devleti kurulamadı. Hı hı. Çünkü dönemin Arap liderleri, özellikle Ürdün kralı başta olmak üzere, Yahudilere çalıştı. Siyonistlerden maaş aldı. Onlarla yakın irtibat kurdu. Ve Filistin'in Ürdün'e bağlanması için Filistin devletinin kurulmasını Yahudilerle işbirliği yaparak engelledi. Bu bölge 48 Arap-İsrail harbinden sonra işgal edilemedi. Batı tarafta Yahudiler yerleşti, Kudüs'ün özellikle batı kesiminde. Fakat 67 Arap-İsrail savaşı, 6 gün süren, 6 gün savaşları da denen 67 Arap-İsrail savaşında Kudüs işgal edildi. Evet. 48'de becerilemedi bu işgali ama 67'de becerildi ve 67'den bu yana Kudüs, yani tam 50 yıl oldu şu an. 50 yıldır İsrail'in işgali altında. Peki o Birleşmiş Milletler'in kararı ne zaman uygulandı hocam? İsrail Devleti'nin kurulmasıyla ilgili 47'de alınan karar. Birleşmiş Milletler'in kararı tek yönlü uygulandı. Çünkü İsrail Devleti kuruldu. Kuruldu mu hemen? 47'de o karar aldı. Hayır. 48'in 15 Mayıs'ında kuruldu. Fakat fiilen oluşturuldu İngiliz denetiminde. Çünkü Yahudi çeteleri, terör örgütleri ayrı ayrı ordular halinde faaliyetler gösterdi. Polis gibi, işte çiftlik gibi, hastane, okul ve benzeri birçok isimler altında örgütlendi Yahudiler. Siyonist örgütün patronajı altında bir devlet gibi zaten varlıkları sürüyordu. Hı hı. Hatta İsrail devleti kurulmadan Yahudiler böyle Müslüman Arapları bölgeden kaçıracak, korkutacak terör eylemleri yaptılar. Mesela Deir-i Yasin katliamı korkunçtur. Bir Arap köyü, Kudüs'e yakın bir Müslüman köyü basılır. Ve bir çırpıda 245 Müslüman katledilir. Tabii bu öyle bir hava oluşturur ki işte Müslümanlar hamisizdir, korumasızdır, yalnızdır. 1 milyon civarında Müslüman o bölgeden ayrılır. Tabii bu Yahudi liderleri için çok güzel bir fırsattır. Tabii, tabii. Zaten onlar Müslümanların çünkü, ayrılmasını istiyorlar. Evet, yani Müslümanlar boşalsın, dışarıdan Yahudi nüfus getirelim. İsrail'in nüfus sorununu çözelim, İsrailli Yahudi yerleştirelim derler. Onun için bu tür terör hareketleri de tekrarlanır sık sık. Yani korumasız, sahipsiz Filistinlilerin göç ettirilmesi için elden ne gelirse yapılır. Dünyada bunu seyreder. Yani Birleşmiş Milletler, işte modern Avrupa, Amerika, İngiltere, Arap devletlerinin de zaten bu konuda Filistin'le ilgili hani çok yandan bir çabası var. Hemen İsrail'i tanımazlar ama örtülü ilişkiler, kamuoyundan gizlenen örtülü ilişkiler hep devam eder. Evet. Peki hocam, o Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngilizlere geçtiğinden bahsettiniz Kudüs'ün. O nasıl oldu? Bir savaş neticesi mi oldu? Yani orada savaş oldu mu? O 7-8 evet. Cephede Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı işte savaş yaptığını biliyoruz. O cephelerden birisi de Kudüs müydü? Filistin Kanal Cephesi'ydi. Büyük bir cepheydi. Biz 1914'te Mısır'ı kurtarmak üzere 4. Ordu'yu oluşturduk. Ve Bahriye Nazırı, üstelik de İttihat Terakki'nin 3 önemli liderinden biri olan Cemal Paşa bu 4. ordunun başına geçti. Ve kanal üzerinden, hani Kızıldeniz ile
Akdeniz'i bağlayan Süveyş kanalı üzerinden Mısır'ı kurtarmak üzere ordu gönderdik. Fakat Cemal Paşa'nın ifadesiyle hatıralarında anlattığı miktarı vereyim. 24.500 asker gönderdik. İngilizlerin Mısır'ı korumak üzere böyle bir saldırı bekliyorlar. Çünkü İngilizler Mısır, Hindistan hattını tutuyorlar. Altın boynuz gibi düşünün ya da hilal gibi düşünün. Bu arayı da özellikle Irak bölgesini de almayı hedefliyorlar. Uzun süreli çalışmaları var. Onun için Mısır'ın elden çıkmaması lazım. İngiliz sömürgeciliğinin bel kemiğini kıracak bir çalışma olur bu. Onun için oraya 150 bin civarında asker yığmışlardı. Süveyş kanalının kıyısına boydan boya tren yolu döşemişlerdi. İşte tel çekmişlerdi. Makinalı tüfek yuvaları koymuşlardı. Hatta ışıldaklar koymuşlardı. Bunların karşısında biz 24.500 asker gönderdik sadece. Şimdi biliyorsunuz. Niçin böyle oldu? Evet. Bu çok haklı bir soru. Bu tür tehlikeli saldırı, yarma hareketleri en az düşmanın 3 katı olmalı, kabul edilir. En azından denk olması olsa lazım, bile bize göre bu da bir önemli aşama. Ama az bir kuvvetle gidilir ve yarma teşebbüsleri yapılır. Çok fedakarane bizim askerimiz, hatta Filistinliler, o bölgenin bedevileri de orduya destek verir. Osmanlı ordusuna. Tabii. Hatta törenlerle Filistin bölgesinin Arapları, törenlerle gençlerini Osmanlı ordusuna Kur'anlar okuyarak törenlerle katarlar. Ve o kanal yarma hareketleri Ocak 1915'te başlar. 14 sonu zaten harp başladı. Şiddetli yarma hareketleri, kanalı işte şişirme botlarla, benzeri dubalarla geçme çalışmaları yapılır. Buralarda Türk askerini taşıyan, subaylarını taşıyan botlar bölge Araplarının elindedir. Yani o şehit olanlar içinde Mehmetçik'le beraber çokça Filistinli vardır, bölge insanı vardır. Ama karşı hazırlık üst düzeyde olduğu için geçen askerlerimiz de telef olur. Onun için büyük yarma hareketleri, Süveyş'i geçme hareketleri maalesef sonuç almaz. Evet. Almanların tekrar etme isteğine rağmen Cemal Paşa daha sonra bunu durdurur. Bundan sonra İngilizlerin Gazze üstünden saldırıları başlar. Kudüs'e kadar ki sorunun asıl cevabı burada. Kudüs'e kadar ki Gazze ile Kudüs arasındaki hat çok yoğun harplere, siper harplerine sahne olur. Sahne olur tabii. Onun için Filistin cephesi kanlı bir cephe. Binlerce Mehmetçiği kuma gömdüğümüz o toprakları, Kudüs'ü, Filistin'i, İslam topraklarını, Osmanlı Devleti'nin vatanıdır o zaman, savunmak için binlerce Mehmetçiği kuma gömeriz. Çok şehit veririz, yaralı veririz. Ama İngilizler yüksek güçlerle Gazze üstünden saldırırlar. 1917'ye geldiğimizde ki şiddetli savaşlar devam etmektedir. Fakat Osmanlı ordusu bir ihanete uğrar. 16 Haziran'dan itibaren Şerif isyanı patlak verdiği için Şerif Hüseyin cephe yarılır. Evet. Ve takviye de yüksek olmaz. Çünkü Filistin'i korumak için 4. orduyu, daha sonra 7. orduyu, 4. ordunun yanına 8. orduyu da katarız. Ama Gazze üstünden gelen İngilizleri dengeleyecek miktara ulaşmayız. Çünkü elimizde iyi yetişmiş, vatansever, Çanakkale'de kendini ispatlamış Mehmetçiği Galiçya tarafına göndeririz. Ki hiç sınırımız olmayan Almanların hatırına
Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerine hiç sınırımız yok buralarda. 101 bin Mehmetçik göndeririz. Onun yarısını Allah Allah. Filistin'e gönderebilseydik, belki tamamını değil, ya. Yarısını hatta üçte birini gönderebilseydik, Kudüs şu an zulüm altında olmazdı. Yahudi elinde olmazdı. Of, hocam yani hakikaten içimiz acıyor bunları evet. dinlerken ama evet. işte tarih böyle. Evet. Maalesef. İnşallah bunlardan ders alırız da bu tarih tekerrür etmez diye temenni ediyoruz. Hocam evet. bir ihanetten söz ettiniz. Bu evet. ihanet Filistin'de Arap ihaneti miydi? Yani çok kişi söyler. İşte bizim Filistin deyince hakikaten yüreğimiz sızlıyor, içimiz acıyor ama bazı kendini bilmezler. İşte onlar bize zamanında ihanet etti. Şimdi onun cezasını çekiyorlar gibi laflar ediyorlar. Nedir bunun aslı? Bir Arap ihaneti, bir Filistin ihaneti var mı orada, o bölgede? Şimdi bazı hatıratlarda şu tür bilgiler var. Osmanlı ordusu Mehmetçik Filistin'i korurken daha İngilizler Filistin önlerine gelmemiş. Kudüs üstünden İngiliz uçakları uçar. Tabii İngiliz uçaklarını halk bilir. Bildiri dağıtırlar, bayrak açarlar filan. Bizim de uçağımız var ama İngilizlerin daha çok. O İngiliz uçakları Kudüs üstünden geçtiği zaman bir Hristiyan Arap'ın işte ut çalıp hurmalıklarda eğlenirken sırt üstü yatıp uçaklara karşı şu Osmanlı'nın zulmünden bizi kurtar diye bağırdığı nakledilir. Hı hı. Bir Hristiyan Arap'ın. Yalnız biz çekilip İngilizlerin eline geçtiği zaman aynı adamın köpekler gibi pişman olduğu, Osmanlı günlerini aradığı anlatılır. Fakat sizin sorunuz bura değildi. Evet. Şunu özellikle vurgulayalım. Filistin bölgesinde Müslüman Arap ihaneti Osmanlı ordusuna olmamıştır. Hı hı. Bunu çok net vurgulamak lazım. Demin sizin soruda belirttiğiniz cümleler cehaletin ifadesi idi. Evet. Yani Filistinler ihanet etti, şimdi cezalarını hı hı. çeksin türü söz. Doğru değil. Hı hı. İhanet eden var. Ama Filistinler değil. İhanet eden Filistin'den 1000 küsur kilometre ötede, yaklaşık 1500 kilometreyi bulan bir mesafede, Mekke'de Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin biliyorsunuz 1911 yılından itibaren İngilizlerle irtibat kurmuş bir adam. Hı hı. Fakat çekindiği için bu irtibatını açığa koyamıyor. Ama nüfuz bölgesini Mekke ve çevresinde genişletmek istiyor. Osmanlı yönetiminde Şerif'in niyetlerini anlayanlar var. Fakat İttihat Terakki bir türlü kavrayamıyor. Hı hı. Ve Şerif'in nüfuzu genişletiliyor. Yani emir ya, Mekke emiri. Evet. Hatta Şerif'in oğlu Abdülhamit, oğulları kendisi Abdülhamit devrinde biliyorsunuz uzun süre İstanbul'da kaldı. Hı hı, evet. Mesela Şerif Hüseyin 18 yıl İstanbul'da kaldı. Misafir kendisi edildi. Gittikten sonra da oğulları İstanbul'da kalmaya devam etti bir süre değil mi? Tabii. Oğulları kalmaya devam etti. Hatta Şerif Abdülhamit indirilinceye kadar İstanbul'daydı. Hı hı. Abdülhamit'ten sonra İttihat Terakki anlayamadı. Bu politikayı kavrayamadı. Şerif'i Mekke'ye emir tayin ettiler. Bir de tayin etme yetmiyormuş gibi nüfuz alanda. O zaman İngilizlerle Şerif Hüseyin'in anlaşması daha şimdi şeye gitmeden İstanbul'dayken başladı o zaman. Temasları var. Temasları. İstanbul'da serbest bir adam, temasları var. Fakat İngilizlerle asıl temaslar Mekke. 1911'den sonra. Yani emir iken. Evet. Mekke'deyken ve harp içinde bu ilişkiler oğullarını göndererek Mısır üzerinde, Mısır İngilizlerin elinde 1916'da net anlaştılar. İngilizlerle. Tabii Şerif anlaştı. Çünkü İngilizler Şerif'i kandırdılar. İşte Toroslardan Yemen'e kadar bütün Arap topraklarını tek bir Arap imparatorluğu halinde ve halifeliği verelim ama bir şartla. Siz de bize hizmet edin.
Osmanlı'ya ihanet edin, Osmanlı'yı evet. vurun. Osmanlı'ya isyan edin. İsyan edin diye. Hatta Şerif'le işte bu vaatleşmede, anlaşmada Şerif'in 100 bin civarında ben isyancı çıkarırım havadan atması da var. Zaten Mekke civarında çıkartabildiği insan miktarı isyana katılan 3500'dür. Hı hı. Fakat oğlu Faysal'ın emrinde ki bu grup bir ara Cemal Paşa emrine verilmiştir. 1500 Hecin Suvar, Hecin devesi, devesine binmiş Hecin Suvar eleman vardır. Yani toplama aldığınızda 100 bini asla bulmaz. 100 binin 6'da birine anca, 5'te birine anca yaklaşır. Net rakam söyleyemeyiz burada. Yani o Hecin Suvar ekibi değişik yerlerde katılanlar da dahil edilirse Osmanlı ordusunu aradan, arkadan vuran bir harekat başlatılır. Tabii bu bizi yaralar. Evet. Hatta Filistin'in müdafaasını yaralar. Çünkü geri kuşatılmıştır, yandan taarruz vardır. Şimdi bir de Yahudi ihaneti var biliyorsunuz. Filistin'de Yahudi ihaneti var. Tabii Filistin'de asıl Filistin'deki büyük ihanet Yahudi ihanetidir. Çünkü Yahudiler, Siyonist Yahudiler casusluk örgütleri kurarlar. Bizde Nili üzerinde maalesef Nili casusluk örgütü üzerinde çok çalışma yapılmadı. Tek bir kitap yayınlandı, 2-3'te makale yayınlandı. Evet. Aslında Nili ve benzeri Yahudi casusluk örgütünün ihanet örgütlerinin üzerinde çok daha önemli araştırmaların yapılması lazım. Bunlar içimizdeydi, vatandaşımızdı ve bizim Hristiyanlar Yahudileri keserken, öldürürken, yok ederken kurtarıp getirdiğimiz, vatanımıza aldığımız insanlardı. Biliyorsunuz tarih boyunca Yahudileri asırlarca kollayan Türklerdir. Bu özellikle İspanya'da Aragon, Kastil krallıkları Yahudileri öldürür, yok ederken Müslümanlarla birlikte bizim gemicilerimiz Yahudileri de kurtarmıştır. Ve sadece tek olay değildir bu. Avrupa'dan Yahudiler sürüldüğünde, Rusya'dan sürüldüğünde, Polonya'dan sürüldüğünde hep Türk yönetimleri sahip çıkmıştır. Mesela Filistin'e Haçlı ordusu girdiğinde 1099'da Haçlı ordusu Müslümanlarla beraber Yahudileri de kesmiş ve Kudüs'ün içinde kan göllenmiştir insan dizine kadar. Taş Kudüs sokaklarını düşünün. Yani Hristiyanlar Yahudileri her dönem horlamışlar, dışlamışlar. Çarmıhın müsebbibi görmüşler. Ama Müslümanlar onları da insan görmüş, ehli kitap görmüş. Hatta Selahaddin Eyyubi devrinde Kudüs kurtarıldığında Kudüs'e Hristiyanların yanında Museviler davet edilir, hatta tören yapılır. Yani gelin yaşayın. Çünkü bura kutsal topraklar, Müslümanların da bir barış nizamı kurma, birlikte yaşama kültürü dünyaya model olacak müthiş bir kültürdür o. Hele hele günümüzdeki bağnazlıkları görünce tören bile yaparlar yani Yahudilere. Ama Birinci Dünya Harbi'nde Yahudiler, Siyonist Yahudiler. Özellikle onu vurgulamak gerekir. Evet. Osmanlı Devleti'ni sırtından hançerler ve Şam'dan Kudüs'e kadar olan bölgede Osmanlı ordusunun bütün harekatını takip ederler. Osmanlı subaylarıyla Yahudi kadınları, Nili casusları farklı irtibatlar kurarlar. Aldıkları haberleri İngilizlere ulaştırırlar. Yalnız Osmanlı ordusunun uyanışı geç olur biraz. Mesela bazı istihbarat subaylarımız bu casuslar tarafından öldürüldükten sonra bu Hayfa, Yafa bölgesinde özellikle
Osmanlı ordusu tedbirler almaya başlar. Halbuki bu casusların önemli biri, başı, Nili'yi kuran adam Cemal Paşa tarafından o dönem biliyorsunuz ordunun önemli sıkıntılarından biri çekirgedir. Evet. Sudan üstünden gelen çekirge süreleri askerin, atların yiyeceği yeşil namına ne varsa tüketmektedir. Tarım uzmanı rolüyle Osmanlı ordusunda subaylık yapan Aronson ki Nili'yi kuran bu adam, biz bunu çekirgeyle mücadelede görev veririz. Cemal Paşa görev verir. Tabii çekirgeyle mücadele görevini verince adamın casusluk şebekesini kurması, genişletmesi, uluslararası ağı büyütmesi kolay olur. Çekirgeyle mücadele edecek, şehirlerden şehire, yurt dışına gidip gelmesi kolay olur. Ancak Osmanlı ordusunda yazışmalar arşiv belgelerinde var. O bölgeyle ilgili Osmanlı arşivinde 1917'den sonra uyanış başlar. Nili dahil özellikle Hayfa, Yafa bölgesinde Yahudi okullarında yetişmiş bütün memurlarla ilgili tedbir kararı. Bunlar casusluk yapıyor, Siyonizme hizmet ediyor, askerimizi arkadan vuruyor diye karar alınır. Çok geçtir. Evet. Hocam burada bir ara vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, değerli izleyiciler, reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, yeniden merhabalar efendim. Profesör Doktor Caner Arabacı hocamızla hasbihalimizi sürdürüyoruz. Evet hocam, açıklamalarınızdan Filistin'de Osmanlı'ya bir Filistin ihaneti, bir Arap ihaneti olmadığını anladık. Bunu açıkladınız. Ama Mekke'de bir Şerif Hüseyin ihaneti var Osmanlı'ya. O Şerif Hüseyin, ben merak ettim, sonu ne oldu? Şimdi önce şunu da arz edeyim izin verirseniz. Biliyorsunuz Şerif ve ekibi bomba tuzaklamayı, tren yolu patlatmayı pek bilmez. İngiliz istihbaratı Lawrence öncülüğünde bunlara Hicaz demiryolunu demiryoluna işte tuzaklar kurmayı öğrettiler. Bu arada Şerif Hüseyin'i kandıranlar Lawrence herhalde değil mi? Mahan'la anlaşması var. Lawrence zaten Şerif'in oğullarının hep yanında. Yani daha sonra da yanında aktif sahada çalışan bir entelijans elemanı. Bunları Osmanlı'ya karşı hazırladılar. Yani bombalarla, hedef göstererek o ulaşım, iletişim bağlarını, ikmal, nakil imkanlarını yok etmek üzere bunları hazırladılar. Tabii emperyalistlerin tavrı hep aynı oluyor. Bugün aynı şeyi PKK ile PKK'nın gerisindeki eller yapıyor. Yani PKK'ya bomba tuzaklama, asker şehit etme, belli hedefleri tahrip onu etme. Tetikçi olarak kullanıyorlar ama gerisindeki tabii, arkasında küresel güçler var. Evet. Yani Amerika başta olmak üzere. Bunun denenmesi 100 yıl önce yapıldı. Ve Kızıldeniz boyunca da İngiliz gemileri ateş desteği verdiler. Tabii Şerif'in ihaneti sadece Osmanlı'ya olmadı, Mehmetçi'ye olmadı. Şerif'in ihaneti asıl Filistin'e oldu, Kudüs'e oldu, Müslüman Arap'a oldu. Çünkü Kudüs, Filistin işgale uğradı, Haçlı eline geçti. Ve o 100 yıllık dram, 100 yıllık acı böylece başlamış oldu. Şerif'in sonu gerçekten ibretlik. Biliyorsunuz kendi vatanına, inancına ihanet edenler, onları maşa olarak kullananlar tarafından da güvenilir bulunmaz. Bir süre kullanırlar ve sonra yok ederler. Çünkü kendi dinine, vatanına, kardeşlerine ihanet eden emperyalist güce etmez mi fırsat bulduğunda? Tabii. Onun için Şerif'in düğmesine 1910'u önce kral yaptılar Mekke merkezli.
vaatlerini tutmadılar. Vaatlerini tutmadığını Şerif 17'de öğrendi. Çünkü Filistin'de Yahudi devleti vaadi açıklandı Balfour'la beraber. Aldatıldığını öğrendi. Ruslar açıkladı, gizli anlaşmalar Sykes-Picot'la özellikle Suriye bölgesinin Fransızlara verildiğini öğrendi. Şerif aldatıldığını anladı ama dönemedi. Ve onu küçük bir yerde kral yaptılar. İşte Mekke merkezde, Hicaz bölgesinde. Fakat krallığı da uzun sürmedi. 24'ten itibaren bir başka İngiliz maşası, Vehhabi ekip, Suud ailesi. Yani bugünkü Suud ailesinin ataları oluyor. Bugünkü Suudi Arabistan yönetiminin Selman'ın, Prens Selman'ın dedeleri. Onlar Mekke'ye saldırdılar. İngilizlerin desteğiyle. Tabii, tabii. Zaten o ekip dünya harbi içinde Osmanlı'ya açık ihanet etmedi. Mehmet Akif, Kuşçubaşı Eşref ve bir Osmanlı ekibi çölde bunları tek tek ziyaret etti. Uzun süreli, çok zor bir turdu o Birinci Dünya Harbi içinde. Fakat Suud ekibinin İngilizlerle irtibatı o zaman da biliniyordu. Yani bağlı olan, samba olan Arap kabileleri var. Yamuk duran kabilelerden biriydi. O kabile harp bitiminde kullanıldı. Şerif'in üzerine salındı ve 24'ten itibaren Şerif canını zor kurtardı. Mekke'den kaçtı, ta Mısır'a sığındı. 1930'a kadar Mısır'da yaşadı. Tabii Mısır, düzelteyim, Kıbrıs. Ha, Kıbrıs, evet. Evet, Mısır üzerinden Kıbrıs'a sığındı. Kıbrıs İngilizlerin altındaydı, İngiliz işgalindeydi. Biliyorsunuz Osmanlı-Rus Harbi'nden itibaren Kıbrıs'ta 1878'den itibaren İngiliz işgali var. Evet. Mülkiyet yok, işgal var. O dönemde Kıbrıs İngiliz işgalindeydi. Şerif oraya sığındı ve İngilizlerden ölünceye kadar maaş aldı. Yani İngilizler onun orada yaşamasına izin verdiler. Sus payı gibi. Ölünce oğlunun yanına götürdüler. İşte şu an Amman'da gömülü. Amman'da mı yaşadı daha sonra? Kıbrıs'tan işte, sonra. O hastalandıktan sonra götürüldü ve orada öldü. 30'lu evet. yıla, 30 başı. Oğlu Abdullah Ürdün kralı yapılmıştı. Orada yatıyor. Evet. Yani sonu perişan oldu. Tamam hocam, ben merak ettim. Bu bir ara soru olarak sormuş oldum. Hocam bir de ben Abdülhamit Han dönemine dönmek istiyorum. Filistin ve Kudüs merkezinde. O Abdülhamit Han döneminde biliyorsunuz o Theodor Herz, Emanuel Karasu'nun işte Abdülhamit Han'la görüşüp veya görüşmek isteyip de Filistin'de Yahudilere toprak alma niyetlerini işte Abdülhamit Han'ın vermediğini bunları biliyoruz. Fakat Abdülhamit Han'ı daha sonra işte devirmek için bir karar alınıyor bir Siyonist kongrede ve o karar uygulanıyor. İşte aynı zamanda Abdülhamit Han düşürdükten sonra da Osmanlı'nın da sonu gelmiş oluyor. Abdülhamit Han indirildikten sonra tahttan hemen sonra mı bu Kudüs ve Filistin ve diğer Osmanlı toprakları bizim elimizden ne kadar süre sonra kaçta kaçı çıkmış oldu? Abdülhamit Han düştükten sonra. Evet. Abdülhamit Han Yahudilerin hedeflerini biliyordu. Theodor Herzl'in Yudüşşitat kitabını çevirtip okumuştu. Yahudi Devleti kitabını çevirtip okumuştu. Hatta Theodor Herzl'in Filistin Kudüs bölgesine Yahudileri yerleştirme talebiyle Abdülhamit Han'la 5 ayrı görüşme talebi olmuştu. Bir görüşme gerçekleşti 1901 yılında. Theodor Herzl hatıralarında geniş bilgi verir o görüşmeyle ilgili. İşte bize Yahudilerin Osmanlı vatandaşı olarak Filistin'de de Yahudi devleti kurma değil, yurtsuz toprak Yahudiler talebi var. Yerleşmeye izin verin. Çünkü
Abdülhamit devrinde 1880'den itibaren, özellikle 82'den itibaren Filistin Kudüs bölgesine Yahudilerin yerleşmesi resmen yasaklanmıştır. Peki başka yerden Abdülhamit Han toprak veriyor ve oraya yerleşmeler için yer gösteriyor mu? Başka bir yer için? İnsan görüyor. Biliyorsunuz Yahudiler tebaamız olduğu için devletin çok yardımı var. Abdülhamit devrinde de Yahudilere. İşte sizi diyelim ki Irak'taki boş arazilere yerleştirelim. Ama onlar illa Filistin bölgesini istiyorlar. Çünkü bir çırpıda Rusya, Rus Çarlığı 3 milyon civarında Yahudi'yi yurt dışı ediyor. Hı hı. 1900 başları bu, yurtsuzlar, perişanlık var. İnsan olarak gelin size oradan yer gösterelim, yerleşin. Hı hı. Çukurova'dan yer gösterelim. Yani Konya'ya kadar ki boş arazilerden yer gösterelim. Ama niçin Filistin? Neden Kudüs? Diyor. Evet. Onun için Kudüs'e Yahudi yerleşimini yasaklıyor. Ziyaret serbest yalnız. Önce bir aydır ziyaret süresi, sonra bu biraz açılıyor. Üç aya kadar gevşetiliyor. Yani Kudüs bölgesini ziyaret edebilirsiniz. Ama toprak alamazsınız, yerleşemezsiniz. Mülk sahibi olamazsınız. Evet, değişik ülkelerin vatandaşı olarak yerleşebilen, delen, bu yasağı delen Yahudilerle ilgili de bölgenin yöneticilerini sigaya çekiyor Abdülhamit Han. Onun için Abdülhamit'i indirmek, öldürmek temel hedef oluyor. Özellikle 1901'den sonra. Tabii Abdülhamit Han 1909'da indiriliyor ve bir Yahudinin evine hapsediliyor. 1909'dan 1912'ye kadar. Balkan Harbi'nin patladığı, işte Selanik'in elden çıkacak hale geldiği döneme kadar Selanik'te bir Yahudinin evine. İntikamdır bu. Yani Jön Türkler eliyle Siyonistler Türk milletinin devlet başkanından, İslam ümmetinin halifesinden, ki Abdülhamit'in halifelik sıfatı da vardı. Evet. Jön Türkler eliyle intikam alıyorlar. Zaten biliyorsunuz Abdülhamit'e halini, yani devlet başkanlığından indirildiğini tebliğ edenlerin arasında bir tane Türk yoktu. Evet. Ama Yahudi vardı. Tabii bu intikam orada kalmıyor. Abdülhamit'in uygulamasını Jön Türkler tersine çeviriyor. İttihat Terakki Kudüs Filistin bölgesine Yahudi yerleşimini serbest bırakıyor. Fakat şunu belirtelim. Birinci Dünya Harbi patlayıncaya kadar bu bölgeye yerleşen Yahudi nüfus Müslüman nüfusa göre çok az. Müslüman nüfus %94'ün üzerinde, Yahudi nüfus işte 5 civarında. Yani 6'yı bulmuyor. %6'yı bulmuyor. Evet. Ne zaman ki Kudüs, Filistin bölgesi İngilizlerin eline geçiyor. Hatta o zamandan da net bir rakam verelim. Mesela Osmanlı ordusu Kudüs'ten ayrıldığında, yani 9 Aralık 1917 tarihi itibariyle bölgede 600 bin Müslüman vardır. Bölge nüfusu içinde Yahudilerin payı, buna 60 bin ekleyeceğiz. Toplam 660 bindir. 600 bini Müslümandır. Filistinli Arap'tır. 60 bini Yahudidir. Yani Yahudi nüfus çok az. Osmanlı ordusu ayrıldığı zaman bu. İngilizler özellikle bu Birleşmiş Milletler kararını aldırttığı zaman 1947'de ise Yahudi nüfus bölgede 800 bine çıkmıştır. Özellikle dünyadaki Yahudiler oraya topluyorlar artık. Evet. Yani 17 ile 1917'den 1948'e bu. 47'ye. 800 bin olur. Arap nüfus 1 milyon 200 bindir. Fakat ilk bu tetiş hareketleri, terör hareketleri, Müslümanları köylerinde, evlerinde Yahudi silahlı terör örgütlerinin
Irgun gibi, Hagana gibi basıp vahşice öldürdükleri zaman, mesela Deir-i Yasin köyü, otel baskınları olduğu zaman bölgeden 1 milyon civarında Müslüman çıkar. Bunu da çok abartırlar. Hı hı. İşte hoparlörle arabalar çıkarırlar, propagandayı, terör havasını yayarlar. Öldürülen Müslüman, Filistinli 245 kişidir, göç eden 1 milyon kişidir. Ondan sonra Müslüman nüfus Filistin'de 200 bin, Yahudi nüfus işte artık 1 milyonun üzerinde olur. Yani kısa süre sonra. Evet. İsrail Devleti kurulduğunda dengeler özellikle yakın çevrede değiştirilmeye başlamıştır. Fakat Batı Şeria, Gazze, diğer bölgelerde Müslüman nüfus, Arap nüfus genele bakıldığında hala çoğunluktadır. Ancak öldürmelerle, tetiş hareketleriyle, o Arap-İsrail harpleriyle seyreltme 73'e kadar devam eder. Şöyle bir rakam vereyim. Mesela 1953 yılında Filistinli mülteci miktarı, yani vatansız, dışarıda evsiz, yurtsuz, evini kilitlemiş, anahtarını almış, dönecek, dönme ümidiyle canını kurtarmış, çoluğunu çocuğunu kurtarmış. Filistinli miktarı 900 bin kişiydi. Bu Birleşmiş Milletler açıklamasıdır. 1953'te. Peki 2017'de mülteci nedir? Dünyanın göz önünde. Mülteci çoğalmıştır. 5 milyon 900 bindir. Yani şunca Birleşmiş Milletler kampına, ki sadece Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve yakın bölgelerde, Ürdün gibi 61 kamp bulunuyor Birleşmiş Milletler'in şu an. Hı hı. 900 binden insanlar evine döneceğine, yurtsuz, vatansız haline, İsrail zulmüne son verilip bir hani vatandaşlık hakkını yeniden elde edip yurduna, yuvasına döneceğine katlandı. Evet. Yani %900 gibi bir katlanış. Tabii evet. Buna girmeyen rakamlar var. Yani 5 milyon 900 bin mülteciye girmeyenler, hesabı evet. tutulmamış, farklı ülkelere gidenler var. Onun için zulüm artırıldı ki İsrail'in ırkçı, terörist bir yapısı var. İsrail hala devlet olamadı. Yani kendinden olmayanı vatandaş görmeyen, hayat hakkı tanımayan, ayrımcı bir yapı. Mesela Kudüs'ü gezdiğimizde, gördüğümüzde hayretle şunu müşahede ediyorsunuz. Müslüman evlerinin güneş enerjileri siyah renk. Siyah renk olmak zorunda. Yahudi evlerinin güneş enerjileri beyaz renk. Yani tepeden uçarken evet. Kudüs'ün ya da Filistin'in neresinde Müslüman ev, ayrımcı bir uygulama. Evet. Yani güneş enerjisini ayırıyorsunuz, plakayı ayırıyorsunuz. İnsanların Kudüs'e girip çıkmasını yaşlarla, statülerle sınırlandırıyorsunuz. Bir zulüm devleti. Ve Filistin'i 700 kilometrelik 10 metre yüksekliğinde dünyanın utanç duvarını hem de şu gün dikerek açık hava hapishanesine çeviriyorsunuz. Evet. Yani 47'lerden 48'lerden bu yana İsrail'in ırkçı, ayrımcı, terörü benimseyen ve Müslümanları kaçırarak oraya Yahudi nüfusu toplamayı, Yahudi yerleşimciyi artırmayı öne çıkaran politikasında hiçbir değişiklik yok. Hocam şimdi o bahsettiniz ya, mülteci sayılarını verdiniz. Oradan ayrılanların evet. geride kalan zaten malları, mülkleri, toprakları, evleri de ne de el koyuyorlar. Değil mi? İsrail el koyuyor.
Çıplak gözle onları görüyorsunuz. Yani el koyuyor ve Yahudi yerleşimine. Ve böylece de yüz ölçümünü de gittikçe artırıyor. İşte Cumhurbaşkanımız o İslam İşbirliği toplantısında haritayla bunu gösterdi. 1947'de işte Yahudilerin bulunduğu bölgeler mesela toplam alanın %5'i ise öyle görünüyor haritada. Ya %10'udur hadi en fazla. Ama bugün Filistinler o durumda. Tam manasıyla tersine dönmüş bir durum var. Evet, maalesef. Evet. Maalesef. Yani hür dünya zulme seyirci kalıyor. Ve gerçi Birleşmiş Milletler son kararıyla bunu değiştirdi. Hocam oraya geleceğiz. Bir reklam arası daha vermemiz gerekiyor. Hay. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz inşallah. Efendim bu hasbihalimize reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, son bölümde yeniden beraberiz efendim ve Profesör Doktor Caner Arabacı hocamızla hasbihalimizi sürdürüyoruz. Evet hocam, tarihi konuştuk. Bugüne dönersek. Evet. Bugün de hakikaten Kudüs'le ilgili çok önemli gelişmeler oluyor. İşte Trump'ın almış olduğu karar, İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Kudüs'ü. Daha sonra bizim attığımız adımlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, işte İslam İşbirliği toplantısının da alınan bir karar, Filistin'in başkenti olduğuna dair Kudüs'ün ve daha sonra Birleşmiş Milletler'de Trump'a vurulan büyük bir tokat. Yani ben bunu böyle nitelendiriyorum. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirmemiz lazım? Bir de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki yöneticilerinin Amerika'yla bu kadar işbirliği içine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve de bu arada tabii şeyde değinmeden geçemeyeceğiz. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili o galiz sözleri. Bütün bunlar için ne dersiniz? Şimdi İslam aleminin büyük bir güç olduğunu önce ifade etmemiz lazım. Yani 57 devletlik, 2 milyara yakın nüfus, yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle İslam alemi müthiş bir güç. Fakat bu güç gücünün farkında değil, kudretinin farkında değil. İşbirliği yapma, dayanışma, ortak karar alma ve uygulama konusunda zaafları var. Çünkü İslam alemi üzerinde hüküm süren güçler, dün İngilizler, bugün Amerika. İslam aleminden elde ettiği maşalarla bu topraklara hükmediyor. Emperyalist devletlerin aslında Orta Doğu'da çok büyük güçleri yok. İçimizden elde ettikleri maşalar olmasa buralarda planlarını istedikleri gibi Müslümanların aleyhine işletemeyecekler. Dün işte Vahabileri, Şerif ekibini kullandılar. Yani Müslümanlar içinden işte Ruslar, Ermenileri kullandılar. Bugün bakıyorsunuz Suriye'de Amerika'nın kara ordusu PKK, PYD, evet. DAEŞ, IŞİD. Hı hı hı. Türkiye içinde darbe ordusu yine içimizden elde ettiği bir grup. Yani evet. Örgütlediği bir grup. FETÖ deyin, işte DHKPC deyin. Ki bu tür içten elde ettiği maşalar olmasa Amerika'nın Türkiye içinde de bir gücü yok. Evet. Çevrede de bir gücü yok. Tabii birçok yere konuşlandırdığı askeri ve üssü var. Yani Türkiye çevresinde, güneyinde, Türkiye içinde, Suriye'de de dahil ama bu yerel maşalar olmasa bölme, parçalama, ülkelerin kaderini değiştirecek, cehenneme çevirecek eylemleri yapabilecek gücü yok. Evet. Şu an Suudi Arabistan veliahtıyla sizin belirttiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı yönetimi, Mısır'ın tepe yönetimi, aslında resmen, açıktan, alenen, gizli değil, saklı değil, İsrail'le işbirliğini öne çıkarıyorlar. Yahudilerin kardeşi olduğunu keşfettiler.
Tabii bunun gerisinde de Amerika'nın yönlendirmesi, güdümü var. Hocam birisi çıkıyor, işte İsrail'le savaşmak caiz değil diyor. Evet. Öbürü çıkıyor, Kudüs bizim için tali mesele diyor. Evet. Yani bütün bunlar işte dediğiniz gibi göz önünde cereyan ediyor. Evet. Evet. Ki bunlar aslında Araplar içinden elde edilen üst düzey yöneticilerin Amerika'ya ne kadar bağlı olduklarını, hangi düzeyde maşa olduklarını sergiliyor. Çünkü Müslüman olarak, bölge insanı olarak zulme bu kadar kayıtsız ve zalimin yanında bu kadar açıktan yer nasıl alırsınız? Evet. Kayıtsız nasıl kalırsınız? Yani insan olarak yapamazsınız bunu. Müslüman olarak hiç yapamazsınız. Ama bunlar güya Müslüman, güya Arap fakat küfrün yanında, Haçlı'nın yanında, Siyonist'in yanında yer alıyorlar. Yani insan olarak Yahudi'yi görürsünüz, zulmetmezsiniz ama zulme saptığı zaman karşısında yer alırsınız. Evet. Yani antisemitik davranmanın bir anlamı yok. Zaten bütün Yahudiler Siyonist değil ama İsrail'i yöneten, zulmü işleten, işte gücü elinde tutan belli buna karşı tavır almanız lazım. Şimdi Fahrettin Paşa ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın sözleri, cümlecikleri sadece cehaletin eseri değil. Yani Medine'yi uzunca süre ve bin bir türlü fedakarlığı göstererek canını dişine takarak, askerleriyle beraber korumaya çalışan, samimi, mümin ve fedakar bir adam Fahrettin Paşa. Evet. Onu hırsızlıkla suçlama cehaletin ürünü değil, ihanetin ilanı. Evet. Çünkü Fahrettin Paşa'nın diyelim ki Medine'den getirdiği eşyaların ne olduğunu şu an biliyoruz. Geçen gün Topkapı Müzesi'nin müdürü Küçük Aşçı, Mustafa Küçük Aşçı. Konyalı kendisi evet, zaten. Evet, işte 745 kalem diye tek tek inceleyerek ki Topkapı Müzesi'ne konmuş. Açıkladı. Ne olduğu belli. Gelenlerin ne olduğu belli. Şimdi bu adamın kafasına bakarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kafasına bakarak şöyle olmasını istiyordu dememiz mümkün. Ve de yani, ne amaçla geldiği de belli hocam. Değil mi? Yani koruyacaksınız. Korumak için gönderiliyor. Halkı çıkarmışsınız, kütüphaneleri Şam'a göndermişsiniz. Kutsal emanetleri işte İngiliz eline geçmesin diye korumaya almışsınız. Fırsat oldu bir İngiliz Milli Müzesi'ni. British Museum'u gezdim. Mısır'dan getirilen malzemelerin sergilendiği bölüme gittiğiniz zaman iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık görüyorsunuz. O kadar çok ziyaretçisi var. Çünkü o kadar çok malzeme çalınıp, getirilip sergileniyor ki değerli malzeme. Demek hocam bu adam Fahrettin Paşa'nın onu İstanbul'a değil de İngilizlerin eline geçmiş olsaydı ve İngiltere'de bugün sergilenmiş olsaydı memnun olacaktı. Memnun olacaktı ve ona hırsızlık demeyecekti. Onu diyeceğim. Şimdi iki bölüm var İngiliz Müzesi'nde, British Museum'da. Biri Mısır'dan getirilen malzemelerin sergilendiği zengin ve ziyaretçisi çok. Diğeri Anadolu'dan götürülen. Peki İngilizlerin kendi tarihleriyle ilgili bölüme gidiyorsunuz. Özellikle Sakson bölümünü özellikle istedim gezmeyi. İncin top atar. Dört boynuz sergiliyor. İnanın böyle. Yani mübalağa etmiyorum. Yani işlenmiş öküz boynuz. Evet. Yani birkaç kitabe o kadar. Hırsızlık işte orada. Başkasının tarihi malzemelerini getirip sergileyen yer orası. Şimdi bu Dışişleri Bakanı İngilizler bölgeyi ele geçirince buradan da götürsünler gitsinler diyor. Bir Müslümanın elinde olması. Evet. Üstelik de bu toprakların hamisi olan, hadimi olan. O zaman bizim topraklarımızda zaten orası. Osmanlı vatanımızda. Bir de bunların önemli bir kısmı Osmanlı Vakfı idi. Evet. Biliyorsunuz Mekke ve Medine'nin
fukarasını doyurma, oranın ihtiyaçlarını karşılama konusunda Konya, Bursa, İstanbul dahil Osmanlı'nın birçok yerinden vakıflar kuruldu. Hatta Medine'den getirilen diyelim ki Arif Hikmet Bey'in kütüphanesi, Mahmudiye Kütüphanesi. Ali Ulu Kurucu'nda müdürlük yaptığı tabii yerler bunlar. Osmanlı kütüphaneler bunlar ve vakıf kütüphaneler. Evet. Yani bunu bir Dışişleri Bakanı bilmeyebilir mi? Bilmezse susması lazım. Yani en azından dürüst davranması lazım. Fakat siz kendi malınızı getiriyorsunuz, korumaya alıyorsunuz. Evet, vakfı tabii. Siz kurmuşsunuz. Tabii. Bir de Osmanlı'nın savaş bu. Bir de büyük kahramanın, vatansever, fedakar insanın 100 yıllık aziz hatırasını incitiyorsunuz. Evet. Yani onu inciterek aslında Fahrettin Paşa'yı incitmiyorsunuz. Türkiye'ye tabii. Amerika adına laf evet hocam, ediyorsunuz. Maksat o zaten, evet. İslam kardeşliğini zehirliyorsunuz. Kim adına? Haçlı adına. Haçlı adına, Amerika adına. Evet, evet. Yani bugün İslam aleminde maalesef Şerif Hüseyinler var. Evet. Zayed bunlardan biri. İşte Prens Selman bunlardan biri. Şimdi bunlar ne zaman pişman olurlar, yanlışı görürler bilmiyorum ama mutlaka görmeleri lazım. İnşallah bir görürler. Halkın hiç ümidimiz yok ama. Onlara katılmadığını biliyoruz. Bu güzel bir şey. Evet. Hocam şimdi kalan çok az bir zamanımız var. 5-6 dakika içerisindeyiz. Biliyorsunuz milli şairimiz Mehmet Akif'in vefat yıl dönümü. Bir vefa gereği bu son dakikalarımızda da olsa kendisini bir analım. Evet. Ama Mehmet Akif tabii bu 5-6 dakikaya sığmayacak kadar çok büyük bir şahsiyet. Şu bölümü biz konuşalım istiyorum. Milli mücadele ve Mehmet Akif. Mehmet Akif'in milli mücadeleye katkısı. Neler söylersiniz? Buyurun. Mehmet Akif'in ölümü üzerinden 81 yıl geçti. Rahmetle anmayı Allah rahmet eylesin. Çok hak eden evet. Bir aydınımız. Gerçekten yerli vatanına, devletine, bayrağına, değerlerine bağlı bir aydınımız. Aydın prototipi, modeli Mehmet Akif. Çünkü haksızlığa uğradığı halde 11 yıl biliyorsunuz emeklilik maaşı verilmedi. Yurt dışında kaldığı takibi ki oralarda eski yurdumuz idi. Kaldığı dönemde bile tahriklere rağmen vatanı, devleti aleyhine tek cümle söylememiş, konuşmamış da bir adam. Evet. Yani şimdi yurt dışında iş çevrenlerin kulağı çınlasın Akif'i anarken haksızlığa uğradığı halde o asil tavrı göstermiş bir adam. Milli mücadelede aynı Birinci Dünya Harbi'nde çölde Avrupa'da yaptığı gibi taşın altına elini koydu Mehmet Akif. Tabii davet edilerek Anadolu'ya geçti ama ondan önce de geçti. Yani bu Nisan 1920'de Ali Şükrü Bey'in davetiyle biliyorsunuz 24 Nisan 1920'de Ankara'ya geldi. Evet. Gelişini o zamanın gazeteleri haber verdi. Büyük şair, İslam şairi, milli şair Akif Bey Efendi geldi gibi. Anadolu'ya adım adım dolaştı. Konya'ya da geldi değil mi hocam? Defalarca Konya'ya da geldi. Burdur mebusuydu. Hı. Burdur milletvekili olarak meclise katıldı. Mecliste çok konuşan bir tip değildi. Yani böyle sahnede çok gözüken bir tip değil. Hasbi çalışan bir yapıdaydı. Onun için milli mücadeleyi son takatine kadar destekledi bir Mehmet Akif. Yerlerde konferansları var, konuşmaları var değil mi? Tabii, şiirleri, yazıları zaten biliniyor. Evet, evet. Gittiği yerlerde, camilerde konferanslar, vaazlar ediyor. Toplumun bulunduğu her mahfelde konuşmalar yapıyor. Yani insanları milli mücadeleye katılmaya teşvik ediyor. Birliğe teşvik ediyor, direnişe teşvik ediyor.
Çünkü biliyor ki Kudüs gibi Anadolu'da işgal altında kalacak. Zaten Mehmet Akif'in dolaştığı dönemler Anadolu'nun üç yanı, hatta doğuda da Ermeni'yi hesap etmemiz lazım. Rus bakiyelerini hesap etmemiz lazım. Anadolu'nun dört yanı işgal altında. Evet. Cihan devleti çökmüş, paylaşılmış Osmanlı devleti. Onun için bu son aziz toprağı da düşmanın elinde bırakmamamız lazım. Bu da nasıl olur? Yeni bir direniş ruhuyla, birleşmeyle, dayanışmayla olur. Onun için Anadolu'yu adım adım gezer Mehmet Akif. Hı hı. Cepheleri dolaşır Mehmet Akif. Ve milli mücadelenin asıl ruhu olan şiirleri söyler Mehmet Akif. Yani Bülbülü öyledir, evet. Balıkesir için sözleri öyledir, İstiklal Marşı öyledir. Milli mücadelenin ruhunu terennüm eder, vatan türküsünü söyler. Hiçbir şey yapmasa bile bu bile yeterli yani anmamız için. Mesela Cumhuriyet devrinde el baş üstünde tutulan şairlerimiz var. İstanbul'dan kıpırdamazlar. Biz milli mücadeleyi verirken Mehmet Akif Anadolu'yu adım adım dolaşırken kadın ve aşk şiirleri yazarlar. Mehmet Akif'in yerine milletvekili yapılan şairi kastederek söyledim bunu. Şimdi mesela Kastamonu vaazı, evet. Mesela özellikle Balıkesir vaazı, yani Zanos ve Nasrullah camii konuşmaları bugün mutlaka okunmalı. Bir cami vaazı değil bunlar. Aslında tabir yerindeyse milli mücadelenin ana beyannamesi. Milli mücadelenin manifestosu. Evet. Yani Sevr'e karşı, vatanı parçalamaya karşı ne yapmalıyız, nasıl bir araya gelmeliyiz, hangi düşünceyle direnmeliyiz, nasıl bir çaba göstermeliyiz konusunda müthiş bir hem de belagatla, hani ayetler, hadislerle de sözlerini güçlendirerek, hatta kanter içinde şiirler de okuyarak. Evet. Çünkü samimidir, yani yüreğiyle konuşan bir insandır. Evet. Hani böyle dilinin ucuyla değil de yüreğiyle konuşan insan. Onun için insanlar üzerinde etkisi de çok... Etkisi de büyüktür. Evet. Çok samimiyetinden dolayı etkisi de büyüktür. Evet. Siz hocam Bülbül şiiri dediniz ya, ben şimdi benim aklıma geldi. Hani şöyle eşim var, aşiyanım var, baharım var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey Bülbül nedir derdin diye başlıyor. En sonunda da işte Bursa'nın evet. Efendim işgalini anlattıktan sonra senin hakkın değil, sus ey Bülbül, senin hakkın değil, benim hakkım matem diye de bitiriyor. Hakikaten müthiş bir şiir o. Keşke evet. zamanımız olsaydı da o şiiri bir okusaydık. Evet. Gerçekten yani evet. Hem hatırasını anma hem onun ruh iklimine girme anlamında o şiirlerin anılması iyi oldu. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Bursa kurtarılıncaya kadar Millet Meclisi'nin masası siyah örtüyle örtüldü. Evet. Ki o şiir de çok etkili oldu. Ta o zaman bestelendi. Yani Ali Rifat Bey tarafından ta o dönem bestelendi. Ruhları coşturan seslerden biri oldu. Tabii Ankara tehlike altındaydı. Mesela çok anılmaz bir şeyini daha analım Akif'in. Evet. Ya Ankara'yı taşıyalım denir. Başkenti. Tabii henüz başkent ilan edilmemiştir ama meclis Ankara'da açılmıştır. 23 Nisan 20'de. İşte düşman Polatlı'ya gelmiştir. Ankara'dan top sesleri duyulmaktadır. Zaten o top seslerini duyarak yazar İstiklal Marşı'nı Akif. Şimdi 38 arkadaşını toplar, sözünü dinleyen, kendisine saygısı olan der ki Ankara'dan bir yere gitmiyoruz. Burada öleceğiz. Ölürsek çocuklarımız da ölecek. Mesela oğlu da yanındadır. Kadın ve diğerlerini gönderirler. Der ki buradan kıpırdamayacağız. Mesela biz tarihe Diyap Ağa'nın biz buraya kaçmaya gelmedik dediğini tek cümlelik. Kürsüye çıkıp evet. anarız
Akif'in faaliyetini anmayız. Yani büyük bir cesaret örneği değil mi hocam? Tabii, kararlılık. Yani direnişe ruh veren, direnişçileri güçlendiren, vatan müdafasının ne demek olduğunu kavrayan bir yürek. Tabii hani sadece şiirleriyle hizmet etmiyor Akif. Fiilen çabalarıyla da, halka telkinleriyle, Konya'ya geldiğinde de bu tür telkinleri var ama ne yazık ki Konya'daki konuşmalarını bir kayda geçirip, not edip yazan olmamış. Balıkesir kayda geçti, İzmir'e doğru gazetesinde yayınlandı, biliyoruz. Diyelim ki Kastamonu'daki konuşmaları kayda geçti, Sebilür Reşat'ta yayınlandı, biliyoruz ama diğer yerler çok kayda geçmemiş maalesef. Ama şunu biliyoruz, Akif mandacı değildi. O dönem gücü görüp, düşman saldırısını görüp yamulan, güçlü devletlerin himayesine girelim, öylece hayatımızı sürdürelim diyenlere şiddetle karşı çıkıyordu. Kendi bileğimiz, ayağımız üstünde dirilmeyi öngörüyordu. Mümin bir adamdı. Evet. Fakat milli mücadeleyi yazmayı istiyordu. Bu nasip olmadı. Nasip olmadı. Keşke milli mücadeleyi, evet, ilk dönem İslam kahramanlarını, keşke Asım'ın ikinci cildini yazmaya fırsat bulabilseydi. Ömrü vefa etmedi. Evet, maalesef. Evet. Ömrü vefa Allah etmedi. Rahmet eylesin hocam. Bugün Allah epey şahısları andık. Çok önemli şahsiyetleri andık. Evet. Selahattin Eyyubi'yi andık. Abdülhamit Han'ı andık. Fahrettin Paşa'yı andık. Mehmet Akif'i andık. Hepsine de Cenab-ı Hak gani gani rahmet etsin. Mekanları cennet olsun inşallah. Millet bu tür önder, örnek, abide şahsiyetleri ile yaşar. Yaşar. Yani bunlar gelecek nesillere, demek ki bunlar yapılabilir, yapılmalı, geçmişte yapılmış anlamında örneklik teşkil eder. Onun için bu tür şahsiyetleri anmak lazım. Lazım. Yaşatmak lazım. Evet. Zihinlerde, evet, gençliğe, evet, üretmek lazım, aktarmak lazım. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok önemli bilgiler aldık. Müstefid olduk. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet değerli izleyiciler, bir Hasbihal programına daha burada son vermiş olduk. Yeni bir Hasbihal programında buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Konser ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir Hasbihal yapacağız.